Uzun zaman İstanbul'da 20-21 sene bir sahne hayatım oldu. Esnaflık hayatım oldu. Efendime söyleyeyim. Ufak bir kaza geçirdik. Rahmetli bir abim vardı Beşiktaş'ta. Ondan sonra kendimi kitledim yani. Biraz şey oldum abimi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim cümlemizinkine inşallah. Biraz cezalandırdım kendimi. 16 sene falan 17 sene müzikten geri kaldım. Evde eşimin ısrarlarıyla bu programa katıldım. Dedi Öyle ya mi? sen niye kendini dedi böyle karamsar ettin? Lütfen rica ediyorum dedi. Ben de yazıldım, çıktı, kısmet oldu. Dün gece yeniden doğduk. İnşallah bakalım size teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız için. Bu da bana çok iyi bir fırsat oldu. Dönüm noktam oldu, böyle söyleyeyim. Herhalde. Evet, inşallah. İşte böyle geldik, heyecanlandım. Biraz kusura bakmayın. Daha önce kameralara hiç böyle yabancı değildim. Bülbül gibi şakıldım ama <laughs> sizi de görünce hayranınızız bir de. Çok teşekkür ederim. Biraz böyle şey oldum yani, heyecanlandım ama teşekkür ederim ben size. Saygılar sunuyorum. Saygılar bizden Mehmet Bey. Allah razı olsun, sağ olun. Müzik dışında şu an aktif olarak müzikle uğraşıyorsunuz. İşte dün gece söz verdik, yeni başladık. Daha epey besteler yaptım bu arada. Şarkılar yazdım, söz yazdım. Bir senaryom var onun çalışmasındayım. Çeyreği bitti diyelim. Hı -hı. Efendime söyleyeyim ufak bir dürümcü dükkanım var. Şanlıurfa'ya yerleşmiştim. Merkezde otosanay mi? oto otosanay sanayi sitesinde Hı -hı. yedek parçacıydım. Sonra Hı -hı. çiğ köfteye çevirdim, dürüme çevirdim. Böyle günde 10 ekmek satıyorum. Üçünü ben sinirden yiyorum. İş <laughs> olmayınca bakıyorum en iyisi benim diyor. Ben de bilmiyor muyum? İki tane komşulara veriyorum. Beş taneyi de satıyorum. Öyle mi? Böyle geçiyor işte günlerimiz. <laughs> Çorba kaynıyor günler bir olsun. şekilde. İnşallah daha da iyi olacak. Bugünden sonra inanıyorum. İnşallah. Kendime tekrar bu işe adapte etmeyi düşünüyorum. Ve ettim de sayılır inşallah. Sahneleri kenara. tekrar dönüyorum diyorsun. Döneceğim inşallah. Bomba gibi eserlerle geldim yani. Umarım, bildiğiniz gibi umarım değil. Mehmet Bey. Saygılar sunuyorum efendim. Siz, e, kiminle geldiniz? Buraya kayınbiraderimle geldim efendim. Mehmet kendisi. Mehmet Bey'e verelim sözü. Evet. Mehmet Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizi de tanımak isteriz. Ben Mehmet Alayşaroğulları. Şanlıurfa Hilvan doğumluyum. Şanlıurfa'da otogaları bir de emlak işi yapıyorum. Bu yani. Mehmet Bey'le başarılar dilerim. Sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben de davet etti, Beraber geldim. Eyvallah. Kardeşim. Teşekkür ederiz. Allah bahtını açık etsin inşallah. Allah i̇nşallah. Allah. teşekkür, teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Ederim. Sağ olun efendim. Mehmet Bey. Efendim. Peki sahnelere ilk dönüşü şu an yapmak ister misiniz? İsterim efendim. Müsaade ederseniz okurum da bir şarkı. Lütfen ver. buyurun. Kara açamadım lolo, lo. çeyizimi seçemedim lolo. Lo. Yazık oldu genç ömrüme lolo, lo. bir güzene kaçamadım lolo. Lo. Lolo siyah hayran ola lolo, lo. lolo siyah kurban ola siya kurban ola lolo. Lo. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim herkese. Sağ olun. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Sahnelerin Milyoner Stüdyosu'nda geri dönüş yaptınız. İnşallah da hayırlı izine, uğurlu inşallah. olur. İnşallah. Teşekkür ederim efendim. Çok mutluyum. İran'ın şu anda tarif edemem yani o mutluluğu. Hem sizin karşınızda olmayı... Hem şimdi babam beni izliyordur. olur. Altıncı karısı evde. Bu arada söyleyeyim altı kere Öyle evlendi. Mi? Evet. <laughs> yemin ediyorum ve yedinciyi istiyor. Hatta İbrahim Bey dedi ki yedinci istiyor. Hesabımız. Evet. Ya İsmail Abi dedi sen bizi de geçtin dedi. Altı sefer evlendim. Bir de beşi öldü. Ve evet. altıncıyı ben istemeye gittim babama. Babamla beraber. Öyle mi? Evet. Urfa'da o <laughs> Nasıl kadar istediniz? o kadar çok eve gitmişiz ki aynı eve iki defa gitmişiz. Haberimiz yok Kenan Bey. <laughs> aynı kızı iki kere istemişiz. Kızın annesi diyor ki Allah Allah bunlar 15 gün önce de gelmişti. Şimdi <laughs> neye geldiler bunlar bir daha? Ya Dedim baba bence biz bu eve gelmiştik. Ya. Öyle bir şeyler var yani. Falan öyle bir anılarımız oldu. Şimdi iyi sizlere de selamları var Urfa'dan. İsot da gönderdi. Kuru İsot söyleyeyim çi köfteli Dedi sağ Kenan olsun. kardeşimize söyleyin bol bol ağzı yansın yesin inşallah. <laughs> ben Urfalı'yı da oynamıştım. Urfa'ya da gitmiştim. Evet. Çok da severim Urfalıları. Allah razı Benden olsun. de buradan gönül dolusu, kucak dolusu sevgiler, saygılar Urfa'ya. Teşekkür ederiz Kenan Bey. Allah <laughs> razı olsun. Mehmet Bey. Efendim. Şimdi e, babalar oğulları için kız istemeye gider. Hani evet. gençler birbirini sevmiş falan diye böyle bir mevzuya girizgah yaparlar. Siz evet. nasıl yaptınız o girizgah? Vallahi biz e, şimdi babam e, gidecek kimse yok. Biraderler İstanbul'da olduğu için ben Urfa'ya geçmiştim o zaman. Yanında kalıyordum. Annem rahmetli olacağı bir tane daha aldık. O da öldü sonra bir sene. Hep nedense bir yıl yaşadılar. Ya baba dedim sende bir iksir mi var bir şey mi var çözemedim. Yani bir yıldan ilerisi olmuyor. Neyse vallahi işte sonra birkaç eve gittik. Bir daha evlendi. Bir daha o annem de rahmetli oldu. Bir daha bir daha derken eskiler de var tabii. Onları da saymıyorum. En sonunda şimdiki annemizi bulduk. Allah razı olsun onun da buradan ellerinden öperim. En az öz annem kadar. İşte onu istemeye gittiğimizde şaşırmıştık ikinci eve aynı eve iki defa gittik oradan anlaşıldı. Dedim vallahi baba yani buyurduğunuz gibi oğluna kız isteyen baba vardı da babasına kız isteyen oğul herhalde dünyada bir ilk benim. Biz bir de bir albüm yaptık beraber İsmail Badıllı ve oğulları diye hı hı. dört kardeşimle birlikte rahmetli radyocu abimdi Muzaffer Badıllı. Rahmetli olan radyocu Evet müydü? Muzaffer Badıllı radyocu, ünlü bir DJ İstanbul'da Sevilen bir insandı. Hı hı. İşte onunla beraber albümde o da söylüyor. Dünyada bir ilk Baba ve Oğulları diye bir albüm çıkardık. Hı hı. E, güzel de oldu bizim için bir anı oldu. Ben şova çıktım. İbrahim Bey sağ olsun bizi destekledi. İşte sonra hı hı. o kazadan sonra ben de öyle biraz geri çekilince. Hı hı. Sağ olsun arada sırada görüşüyoruz İbrahim abimizle. Bizim canımız Allah selamet versin ona da. Amin. İnşallah daha da ileriye taşıyacağız bu işleri artık. İnşallah. <laughs> Kısmet İnşallah. öyle Kenan abiciğim. Çok güzel var. Mehmet Eyvallah. Bey. Estağfurullah efendim.